Herkese merhaba, ben Sude. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. YKS sonuçları açıklandı bu hafta ve bunun üzerine de bölümümle alakalı ve ODTÜ'de okumakla alakalı bayağı bir soru geldi. Instagram'dan, DM'den de dahil olmak üzere. Bir de real falan paylaşınca da bununla ilgili video çekeceğimi zaten söylemiştim. Eğer beni tanımıyorsanız ben Sude. Üniversite vlogları çekiyorum, ODTÜ günlükleri videoları çekiyorum özellikle. Şimdi okul kapandığı için de aslında çok da çekecek bir içeriğim yok. Ama zaten önceden de ben booktuber olarak bu işe girmiştim. Yani YouTube'a girmiştim ve ondan sonra işte YKS çalışma videolarından ODTÜ günlüklerine sardım. Hem üniversite vlogları olarak hem de booktuber olarak YouTube'da videolar çekiyorum ve eğer bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve zil işaretine basın ki bildirim gelsin size. Eğer bu videoyu beğenirseniz de lütfen beğenmeyi de unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı da tam buraları bir yerlere koyacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Evet, şimdi başlıyoruz. Zaten ben ondan önce sanırım aralık tatilde ODTÜ yazma pişman mıyım tarzında video çekmiştim. Onu da lütfen izleyin çünkü orada bayağı bir konu hakkında konuşuyorum. Özellikle orada daha çok sizin sorduğunuz sorular hakkında konuştum. Burada daha çok hani ODTÜ'de okumanın avantajları ve dezavantajları üzerinden konuşacağım. Benim bu sene ODTÜ'deki ikinci senemdi ve ben ODTÜ biyoloji okuyorum ve ilk sınıfımı bitirdim. İkinci sınıfa geçeceğim yeni dönem başladığında. Ve bir sene hem hazırlık okudum hem de bölümümde okuduğum için de aslında daha fazla bilgi sahibim bu anlamda. ODTÜ hakkında daha fazla bilgi sahibi oldum ve seneler geçtikçe de daha fazla bilgi sahibi olmaya da devam edeceğim bu arada. Yani ODTÜ böyle bir yer. Bu konuda aç oluyorsunuz. Özellikle de hazırlık dönemindeyken yani ODTÜ'de okumak iyi mi kötü mü bu tarz bir şey çekesim çok gelmedi. Çünkü çok da bilgilendirici bir video olmaz yani. Sadece hazırlık okudum ve çoğu senemde boş geçti. Hem depremden dolayı zaten online'a geçti. Onun dışında zaten bir bölümde okuyan bir insana göre zaten boş geçiyordu. O yüzden de çok bu konu hakkında konuşmak da istemedim ama artık zamanı geldi. Özellikle de ben bu konuda işte sözel bölüm okuyanları ya da mühendislik okuyanlar konusunda bir bilgi sahibi değilim. O yüzden lütfen bu konuda da bir açıklama yapayım yani. Ben temel bilim öğrencisi olarak ve bir biyoloji öğrencisi olarak konuşuyorum. O yüzden de hani bazı konularda fikirlerimiz uyuşmazsa ya da işte sen böyle zorluk çekiyorsun da biz daha zoruz ya da bizimki o kadar da kolay değil diye yakınabilirsiniz. Bu konuda da açığım yani bu fikirlere. Aşağıda da yorumlarda eğer başka sorularınız varsa zaten yorumlarda olacağım. Beraber konuşuruz başka sorularınız olursa diye. Yani ben kendi perspektifimden bakıyorum. Sizinle uymayabilir. Şimdiden haberiniz olsun. Evet. ODTÜ'de okumanın ilk ve en büyük avantajı bence İngilizce eğitim görüyor olmanız. Ve İngilizce konusunda da belki de Türkiye'deki en iyi İngilizce eğitim veren kurum olabilir ODTÜ. Çünkü bir ücretsiz. Yani okula girdiğinizde bir ODTÜ öğrencisiyseniz zaten ve hazırlık okuyacaksanız da zaten eğer ODTÜ kazanırsanız tercih sonuçları açıklandıktan sonra kesinlikle hazırlık okumanızı tavsiye ederim bu arada. ODTÜ tavsiyeleri videosu da çekeceğim bunun arkasında hani ODTÜ'de yeni başlayacaklara tavsiyeler diye. Ama burada daha çok avantaj olarak da söyleyebilirim ki İngilizce eğitim konusunda sizi çok geliştirebilecek bir üniversite. Benim zaten İngilizcem kötü değildi ama lisede gördüğüm İngilizce bana çok fazla bir şey katmamıştı. Ben daha çok oyun oynamaktan, dizi izlemekten, anime izlemekten ve İngilizce kitap okuyarak aslında bir şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. Ve bunun üstüne de aslında işte 2 sene de mezuna kalınca tam olarak da hani konuşma anlamında ve özellikle de kelime dağarcığı olarak da bir yere kadar hani kendimi geliştirebildim. Ve ODTÜ'ye gittiğimde özellikle de kendim speaking anlamında hem de vocab anlamında çok geliştirdim. Gördüğümüz yani zaten kurlara göre ayrılıyorsunuz. İşte EPE sınavı var, hazırlık geçme sınavı var. İşte çok fazla metin okudum. Çok fazla bu anlamda kendimi geliştirmeye çalıştım ve bunun sonucunda yani hazırlık bana çok fazla şey kattı bu anlamda. İngilizcenizi geliştirebileceğiniz en iyi yerlerden birisi zaten ODTÜ ve ODTÜ hazırlıkta verilen eğitim kadar hani hiçbir ben kurumda böyle bir eğitim alan görmedim. Özellikle bu konuda da çok araştırma yapmıştım. Hani ODTÜ'deki hazırlığı geçemeyeceğini düşünen insanlar başka bir yerden kurs alabilir miyim dediklerine genelde insanlar da hani ODTÜ'de bu imkan varken lütfen bunu boş verme falan diyorlardı. O yüzden İngilizcenizi çok iyi geliştirebilirsiniz bu okulda. Bana katkı sağlayan şeylerden birisi buydu. Çünkü ilk sınıfta özellikle de çok fazla akademik makale okudum raporlarımı yazabilmek için ve çok fazla araştırma yapmam gerekiyordu yaptığım lablarımızın sonucunda rapor yazdığımızda ve çünkü İngilizce makaleye seçmek zorundasınız. Çünkü Türkçe makale zaten yok o konuyla alakalı ve bunun hakkında da özellikle akademik anlamda bir makale yazmak ya da akademik anlamda rapor yazmak nasıl yapılır? Özellikle de ileride yüksek lisans yapmak istiyorsanız ya da tez yazmak gerekecekse bunun için sizin bu konu hakkındaki eğitiminizde ODTÜ'de kesinlikle zaten dönem içerisinde yaptığınız işlerle belli oluyor. Bu anlamda da sizi zaten geliştiren bir okul. Önce avantajları söylüyorum sonra dezavantajları söyleyeceğim yani çünkü
ara ara yaparsan böyle kafanız bulanabilir. İkinci avantajı bence en önemli olanlardan birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Eğitimin kalitesi olarak. Diğer üniversitelere kıyasla bizim gördüğümüz eğitim gerçekten siz bu alanda herhangi bir bölüm olabilir. En iyisi olarak yetiştiriliyorsunuz ve bunun için çabalamanız gerekiyor aslında. Yani insanlar bana çok fazla soruyor işte ODTÜ biyoloji dışında işte başka bir yerde de biyoloji yazabilirim ama Türkçe falan. Böyle şeyleri gerçekten çok zor. Hani çünkü siz bu anlamda bir eğitim görecekseniz sizin bu anlamda özellikle de bilimin zaten dili İngilizce olduğu için İngilizce görmek zorundasınız. Bunu zaten geçiyorum. Onun dışında hani sizin bu anlamda alacağınız eğitim gerçekten diğer üniversitelere kıyasla çok daha kaliteli ve çok daha bu alanla ilgili. Ben bu konu hakkında biyoloji okuyan ya da MBG okuyan başka üniversitelerde okuyan insanlarla çok fazla konuştum. Kendime örnek vereyim, kendim deneyimlerimden. İlk dönemden itibaren işte deli gibi zaten mikroskoptur, mikropipettir bunlarla uğraştık. Labda onun dışında kimya lablarında da aynı şey geçerli, yani bizde full lab vardı. Ve rapor nasıl yazılır zaten bunları öğrendik, bunları zaten geçiyoruz. İkinci dönemde özellikle hani saha labımız oldu, bir arazi labımız oldu, deli gibi kuş türü bulmaya çalıştık falan, öyle şeyler de oldu. Yani lablar daha eğlenceliydi bence. Onun dışında işte bakteri incelemedir, mikroskopla iç içe olma, onunla ilgili şeyler öğrenmiştim. Mitoz bölümü literal gördük yani, hani gözümüzde oldu diyeyim size. Yani o evrelerin hepsi gerçekmiş arkadaşlar bu arada. Ben dedim ki oha, bu harbiden doğruymuş, hani şekillerdeki gibiymiş diye. Onun dışında dana beyni kestik. Direkt beyin kestik yani. Sinir sistemini görebilmek için filan. Ve bunun üzerine de rapor yazdık, rapor çıkarttık filan. Yani bunları aslında ben söylediğimde hani insanlar oha biz bunları ilk seneden yapmıyoruz falan da dedikleri oluyordu yani. Bu anlamda çok kaliteli bir eğitim görüyorsunuz. Ve temel bilimler açısından eğer bir temel bilim öğrencisi olmak istiyorsanız kesinlikle ODTÜ'yü, yani %100 diyorum yani, bir tercih yapmak istiyorsanız ODTÜ için uğraşın derim. Çünkü bundan hani özellikle de okulun kendi ortamından, network'ünden tutun, yani bunlara da geleceğiz zaten avantajda. Alabileceğiniz en iyi eğitim ODTÜ'de. Yani siz kendiniz, başka üniversitede olan insanlar bunu farklı şekilde savunabilirler ama yani benim gördüğüm kadarıyla yani ODTÜ mezunu olup da işsiz kalan, özellikle kendini geliştirmiş bu anlamda ve kendine bir şeyler katmış insanların işsiz kaldığını ben düşünmüyorum. Öyle çok da fazla insana da tanıştım. Yüksek lisans yapanla da konuştum yani bu anlamda. Çok fazla örnek bulabilirsiniz ve bu da sizi aslında bir nevi de motive eden bir şey. Yani bir amacınız oluyor. Üniversiteye gittiğinizde de bir şeyin bitmediğini anlıyorsunuz. Üçüncü avantajımız, sosyal anlamda size çok şey katacak bir okul. Kendinizle ilgili keşfedemediğiniz, belki iliniz, yaşadığınız ilden dolayı küçük bir şehirde yaşıyorsanız, mesela ben öyleydim. Kendi ilgi alanlarınızı keşfedemediğiniz oluyor. Bunun için en iyi üniversite ortamında yine aynı şekilde ODTÜ. Çok fazla topluluğumuz var ve bu topluluk her sene yeni bir tane de ekleniyor bu arada. Yani her sene yeni bir topluluk açılıyor aslında. O yüzden de çok hoşuma gidiyor yani bu durum benim. Sürekli bir güncelleme halinde ve bundan dolayı da yani insanlar çok da fazla hevesleniyor. Özellikle ilk haftalarında, oryantasyon haftasında işte standlar açılıyor topluluklar tarafından ve herkes ter topluluk kendini tanıtıyor bir şekilde. Ve bu standlar eşliğinde hani siz WhatsApp gruplarına giriyorsunuz ve bir şekilde toplantılara katılıyorsunuz. Her topluluğun tabii ki de kendine göre bir aktif üye olayı var. İşte YK'sından DK'sına tutun, bir sürü olayı var filan. Kendiniz belki ilginizin olmayacağını düşündüğünüz şeylerde bile kendinizi orada bulabiliyorsunuz ve ortam çok hoşunuza gidiyor. Mesela benim için bunun en büyük örneği AT'dir bu arada. Amatör astronomi topluluğu. Gökyüzüne karşı bir ilgim vardı ama o kadar da bir merakımın olduğunu bilmiyordum aslında. Sadece hani evrenle ilgili çok böyle bir merakım vardı ama bunun üzerine çok da gidebilecek bir ortamım da yoktu. Böyle bir vaktim de yoktu aslında. O ortamda bulundum ve ortamı çok sevdim. Özellikle sunumlar yapılıyor. Hani bu anlamda da hani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte karposu atölyelerinden tutun. İşte gözlemler yapıyoruz mesela teleskopla beraber çıkıp hani gece gözlem yapıyoruz. Kaç defa işte Jüpiter'edir, Mars'adır. Çok fazla baktım yani Ay'a falan. Bunların hepsine baktık yani. O yüzden de Satürn mesela. Etkinlik yapan çok fazla topluluk var. Spor toplulukların yanında da hani böyle sanatsal anlamda hani de bir sürü topluluk var. O yüzden de kendinizi çok bu anlamda hem çevre anlamda geliştirebileceğiniz hem de ilgi alanlarınıza göre de bununla uğraşabileceğiniz bir ortam var aslında. Yani buraya gittiğinizde kendinize uygun bir yer bulabilirsiniz. Özellikle de yani ben bu spaterin toplumuna falan da katılmıştım ama sonradan vaktim olmadığı için bırakmak durumunda kaldım. Yani gidiyordum bayağı bu spaterin topluluğuna. Çevrem bayağı bir genişledi. Yani çok fazla insana tanıştım ve bu kendi derslerimin, ortak derslerimizin olan insanlarından tutun, bölümümdeki insanlardan tutun, topluluktaki insanlardan tutun. Bir de ben seslendirme topluluğuna da katıldım bu arada. Şu an orada da bulunuyorum. Çok fazla imkan var. Hem sosyal anlamda hem de dersel anlamda.
Bu yüzden de kesinlikle hani ODTÜ'nün belki de en önemli özelliklerinden birisi de topluluklarıdır bence. Çünkü yoksa onlarsız hayat geçmiyor yani. Kampüsümüz en iyi avantaj, kampüsümüz. Üniversite gezisi yapılmıştı bizim lisede 11. sınıfta. Geldiğimde hani ODTÜ'yü çok beğenmiştim. O bir de Ankara'nın karanlık havası benim çok hoşuma gidiyor bu arada. O pusu havasını çok fazla insan sevmiyor. İç karartıcı buluyor ama benim çok hoşuma gidiyor. Yani Ankara'ya geldiğim ilk anlarım ki burası benim olması lazım. Yani ben burada yaşamalıyım falan. Tabii o dönem oradaki suda tıp düşünüyordu falan ve diyordu ki hani ODTÜ'ye ben nasıl geleceğim? Keşke böyle bir üniversitede tıp okuyabilseydim falan dedim. Nereden nereye? Nereden nereye? Kampüste bulunmak, hani o yeşilliğin ortasında bulunmak, orada vakit geçirmek, istediğiniz şekilde orada takılabilmek o kadar güzel bir his ki. Yani ben gerçekten orada kendimi evimde gibi hissediyorum ve çok sevdiğim bir ortam kampüsüm. Yani ilk de böyle, yani beni en çok çeken şey zaten ODTÜ'nün kampüsüydü kendi üniversite imkanları dışında da. Hayattan nefret etseniz de ODTÜ'den de nefret etseniz de çünkü dezavantajlara geleceğiz. Hani ODTÜ'yü çok seviyor olacaksınız ama sonra ODTÜ'den de nefret edeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten. Spoiler vereyim, bu böyle olacak yani. O kampüs ortamı sizi sakinleştiriyor ve bir şekilde de ayakta tutuyor. Özellikle de ben bu anlamda yurt anlamında bu avantajı da değineceğiz. Bazen böyle yurtta canım sıkılıyor gerçekten ve çıkıp da hani bir devrim yapasım geliyor. İşte bir yürüyorum. Hani en azından dışarı çıkıp çarşıya falan iniyorum ve o zaman da bile kendime geliyorum aslında. O yeşilliğin ortasında olmak çok hoşuma gidiyor. Doğalı, iç içe bir üniversite olması anlamında. Onun dışında ucuzluğa gelelim. Evet. Normalde zaten ekonomiksel anlamda işte üniversiteler dışarıya göre ucuzdur. ODTÜ'de bu daha da iyi oluyor. Evet, normal şu anki ekonomimize bakıldığında bir şeyler çok pahalı gelebilir ama ODTÜ'de her türlü daha ucuzdur yani. Özellikle kahve. Bilgisayarda biz eskiden şu an 30 liraydı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. İşte soya sütünden istediğiniz süt ekleyene bilirsiniz. Bundan ekstra ücret alınmıyor falan. Bilgisayar mühendisliğinden 15 liraya kahve alıyorduk kocaman. Hani böyle. İmkanlar çok fazla var yani. Eğer bir şeyi ucuza bulmak istiyorsanız, yiyecek içecek fark etmiyor, bulabilirsiniz. Pahalı bulmak istediğiniz mekanlar da var bu arada yani. Kampüs öyle bir ortam ki, hani kampüste yaşıyorsanız, eğer yurt çıkarsa size, kampüsten çıkmadan bir sene bile geçirebileceğiniz bir ortam var. Bütün ihtiyacınızı kampüsten karşılayabilirsiniz. Yemedir, içmedir, markettir, işte kozmetiktir. Yani bu anlamda kırtasiyedir. Bütün bu ihtiyaçlarınızı kampüsten karşılayabilirsiniz. Yani o yüzden de insanın bazen kampüsten çıkası gelmiyor. Eğer yurt çıkarsa size, ODTÜ yurdu çıkarsa. Ve diğer avantajımıza gelelim. ODTÜ'yü kazandıktan sonra zaten sizin bir yurt başvurusu yapıyorsunuz. İşte ailenizin maddi durumundan, evli mi boşanmış mı, kaç çocuklu bir ailedesiniz, kaç kişi okuyor, hangi ildesiniz. Buna kadar sizin bayağı bir bilgilerinizi topluyor o sistem ve bunları yazdıktan sonra başvuru yaptığınızda sizin belirli bir yurt puanınız oluyor 100 üzerinden ve her hafta, özellikle de okul açılmaya başladığından 1-2 hafta önce oluyor bu. Her hafta da şöyle bir durum oluyor. Puana göre işte kaç kişi yerleştirilmiş yurtlara, her hafta o liste yenileniyor ve siz kendi puanınıza göre aslında bir nevi de sıra bekliyorsunuz. Eğer hani derece öğrencisiyseniz ve özellikle de işte yani ilk 2000'e giriyor sayısalda sanırım, eşit ağırlıkta ilk 1000'de, dilde ilk 100'dü yanlış hatırlamıyorsam. Bunları da araştırabilirsiniz hani. Bazı çünkü yaptığınız dereceye göre kendi yurdunuzu seçme hakkınız da olabiliyor. Kendi maddi durumunuza da bakılmıyor bu arada. Hani elde ettiğiniz, ODTÜ'ye göre elde ettiğiniz başarıdan dolayı. Sayısalda ilk 4000'di bu arada. Yanlış hatırlıyorum sanırım. İlk 4000 olması lazım. Direkt yurt çıkma olayı oluyor. Eğer derece öğrencisiyseniz, hani böyle bölüm birincisi ya da şeyseniz de kendi yurdunuzu seçmeye hakkınız olabiliyor diye biliyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Buna göre hani kendi kalacağınız yurt belli oluyor ve bununla beraber zaten siz direkt 100 puanla yerleşmiş oluyorsunuz. Yani aslında diğer bu anlamda yani ODTÜ'yü kazanmış ve buna başvuru yapmış insanlardan farklı bir ayrıcalığınız da oluyor bu. Kız erkek fark etmeksizin bu arada. Kampüste yaşamak gerçekten hayatınızı çok fazla kolaylaştırır. 8.40'da başlıyor bizim derslerimiz. Bölümünüze geçtiğinizde sabahtan hani böyle bazen dersleriniz çok karışık olacak çünkü sabah derslerine gelebilmek için trafiği çekmek zorundasınız. Hani metro ile gelseniz bile ring kalkmayacak. Bunları konuşacağız bu arada. Hani ringin gelmesini bekleyeceksiniz. Otostopla geleceksiniz ve bu stresi yaşayacaksınız. Özellikle labınız varsa mesela 8.40'da bizim oldu çünkü. Geliş çok zor olabiliyor. Bu yüzden de kampüste yaşamak, eğer imkanınız varsa kesinlikle es geçmeyin derim. Hem bu anlamda normal ev kiralarına göre de çok ucuz. Yani size şöyle söyleyeyim. Ben şu anki kaldığım yurtta en son ödediğim ücret 1500 liraydı.
Ve benim odamda hani eğer ODTÜ YouTube odamın videosunu da izlemek isterseniz buralara bir yerlere koyarım. Oradan da izleyebilirsiniz. 2 artı 2 artı 2 artı 2 daire sisteminde kalıyorum ben. Bir tane oda arkadaşım var ama 8 kişi bir daire kullanıyoruz. Tuvalet ve banyosu da var. Buzdolabımız da var yani. Ve ben 1. yurtta kalıyorum. Yani Devrim Stadyumu'nun direkt dibi. Şansa çıktı benim bu arada. Hani bir ay falan beklemek zorunda kalmıştım. Burada bir de Zamataş kızımla geleceğiz. Ondan dolayı ben bundan çok memnunum ve gerçekten insan kampüste kalınca yurtta yani eve çıkası gelmiyor. Yani özellikle bu aradaki uçurum artınca ekonomik anlamda. Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüslerimiz, egolarımız var yani. Egolar zaten sürekli geçiyor bizim kampüste. Yani son durak olarak ve ilk durak olarak zaten ODTÜ'nün olduğu otobüsler var. O yüzden ulaşım konusunda da eğer metro tabii ki de çok iyi bir yöntem ama A1 çok uzak olduğu için bazen KKM'den ya da Sunshine'ın oradan kalkan otobüsleri ben daha çok tercih ediyorum direkt Kızılay'a gitmek istiyorsam. O yüzden bu ulaşım anlamında da avantajlı. ODTÜ'nde kendine özgü hani taksi durağı var, VIP taksi diye. Direkt ODTÜ içerisinde de ulaşımı taksiyle sağlayabiliyorsunuz bu arada. Bunlar da avantajlarımız. Bitti. Gelelim dezavantajlara. Biraz uzun olacak. İngilizce seviyeniz çok iyi değilse özellikle de sizin aldığınız eğitime göre işte belirli kurlara göre bazı eğitimler alıyorsunuz tabii ki. Özellikle ben intermediate'tim. Daha çok hani konuşma üzerine ve grammar üzerine işliyorduk. İkinci dönem upper intermediate'tim. O zaman daha çok konuşma üzerine eğilmiştik. Ya mesela advanced'ler sadece konuşma üzerinde oluyor. Hani bu anlamda böyle seviyeler var ve özellikle hani beginner ya da elementary'seniz yani İngilizce seviyeniz gerçekten iyi değilse bir sene içerisinde İngilizcenizi geliştirmek için gerçekten çok çalışmanız gerekiyor. Çünkü verilen eğitimler mesela derslerde mesela biz özellikle intermediate ve upper intermediate gruplarında Türkçe konuşmak yasaktı. Ama beginner ve elementary'de bu imtiyazlar tabii ki de geçiliyor ve buna göre aslında aldığınız kura göre de eğitim değişiyor ama bir senede eğer gerçekten hani İngilizce zaten hazırlık yani ben her türlü salayım işte full sosyalleşme bakayım derseniz zaten devamsızlık sınırımız var bizim 40 saat. Bu 40 saat de hani bir dönem içerisinde 40 saat ve devamsızlıktan kalırsanız ikinci dönemki derslere giremiyorsunuz. Haziran lepesine giremiyorsunuz. Eylül lepesine girmeniz gerekiyor ve hani o kadar bir dönem içerisindeki şeyde de sıkıntı çıkabiliyor. Repeat'e kalmak, tabii hazırlığı tekrardan okumak. Eğer repeat'te de geçemezseniz öğrencilik vasfından siliniyorsunuz ve yüksek ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam okuldan atılıyorsunuz. Yani öyle bir durum vardı. Ama bu hani her türlü yani Haziran epesine de girdin, Ağustos epesine de girdin, Eylül epesine de girdin. Hani bunları yaptın. Hani artık yine olmadı. O zaman hani oluyor. Bir de yeni bir sistem getirdiler bir dönemde hazırlığı bitirmeyle ilgili. Bizim bölümümüzde o yoktu. Biz mecburen iki dönem hazırlık okumak zorunda kaldık. O yüzden çok kötüydü yani. İki dönem hazırlık gerçekten çekilmiyor yani çok fazla. Özellikle o deprem döneminde falan yani yine bizim devamsızlık çok şey değildi de yani. Önceki şeyleri hatırlıyorum. Bayağı böyle bir süre sonra İngilizce kusuyorsunuz yani. Yarım dönemde hazırlığı geçme hakkınız oluyor. Bu sene uygulanmış bir uygulama bu. Ocak epesine giriyorsunuz ve eğer hazırlığı atlarsınız bir dönem içerisinde Eng 101 almaya başlıyorsunuz ve arada bazı birkaç aldığınız derslerde oluyor. Yani bir döneminiz aslında tamamen boş geçiyor. Bu bence daha mantıklı bir şey bu arada. O yüzden İngilizce çalışmaya kesinlikle vakit harcamanız gerekiyor. Yani bu anlamda her ne kadar iyi olsanız da işte nasıl bir tekst, nasıl bir essay yazılır bunları da öğreniyorsunuz bir nevi ve bu anlamda da kendinizi en de sonunda geliştirmeniz gerekiyor eğer epey geçmek istiyorsanız ve repeat'e kalmamak istiyorsanız yani. Dediğim gibi hani eğitimsel anlamda çok iyi bir üniversite ama bunun tabii ki de zorlukları var. En önemli zorluğu ise derslerin zorluğu ve ortalama kasma zorluğu aslında. Diğer üniversitelere bakıldığında özellikle de ortalama kasmanın o kadar zor olmadığını gördüm diğer üniversitedeki arkadaşlarımdan. Özellikle de bu anlamda. Ama ODTÜ'de şöyle bir sıkıntı var. Çoğu bölümün ilk senesi havuz derslerden oluşuyor. Ve ben kendimden örnek vereyim. Kalkülüs ve benim kimya dersim kredisi 5'ti. Biyoloji dersimin kredisi 4'tü. Labımın kredisi 2'ydi. Yani siz aslında bir krediye göre çalışmanız gerekiyor. Çünkü kredi ne kadar fazlaysa ortalamanızı o kadar etkiliyor. Ve ben hani matematikten ilk dönem kalkülüs 1'den FD ile kaldım bu arada. Hani benim ortalamam çaktı yere falan böyle. O yüzden ikinci dönem çok fazla çalışmam gerekiyordu. Ve gerçekten çok da çalıştım bu arada. Ve aslında kendi ortalama hesaplamama göre baktığımda kalkülüse AA vermem gerekiyordu. AA'yı başarmıştım ama ODTÜ saçmalamış biraz. Geçen dönemki gibi hesaplamamışlar ortalamayı. Bu harf notlarıyla ilgili çok fazla böyle polemik yaşandı falan ve kabul etmediler falan. O yüzden BA verdim. Ama kesinlikle AA verecek ortalamaya ulaşmıştım. Bunu asla kabul etmiyorum. Yani ortalama kalkülüs ortalaması 46 nokta
2 miydi, 19 mu neydi? Benim ortalamam 70.70'ti. Ben AA alamadım. Ah'ım tutacak. ODTÜ. Ah'ım tutacak. Yani gerçekten çok sinirliyim. Finalden 85 almışım. AA alamadım. O kadar sinirim bozuldu ki yani anlatamam size. Ortalama kasmanın çok zor olduğu bir üniversite. Ve bizde özellikle de curve sistemi var. Bazı dersler genel ortalama kaçmış bu sınavda. Eğer o genel ortalamanın üstünde getirirseniz zaten dersi geçiyorsunuz. Ama genel ortalama da getirirseniz CC ile veriyorsunuz yani. Genel ortalamanın altındaysanız biraz sıkışıyorsunuz mesela, yani öyle şeyler de oluyor. En büyük stres yaratan olay da eğer 2 ortalama altında kalırsanız prob oluyorsunuz. Yani probation'a girmiş oluyorsunuz. Bu da sınamalı öğrenci demek. 2 dönem boyunca genel ortalaması 2'nin altında olan öğrenciler probation'a giriyor. Bu da şu oluyor. Ortalamanızı 2'nin üstüne çıkana kadar yeni üst dönem derslerini alamıyorsunuz. Yani bir nevi sınıf tekrarı gibi düşünün. Ve proba kalmak da hani bir nevi üniversitede mezuna kalmak gibi düşünün. O yüzden de hani özellikle de bu konuda çok katı ODTÜ yani. Ve proba kalan da çok fazla insan biliyorum çevremde bu arada. İşte lablarınız iyi olsun, biyolojiniz iyi olsun. Yani düşük kredili dersleriniz iyi olsa da yüksek kredili bir dersten bile bazen DD almak bile hani ortalamayı çok düşürüyor ve bu da sizin bir nevi de tehlikeye girmeniz anlamına gelir. O stresi yaşayacaksınız yüksek ihtimalle eğer buraya gelirsiniz ve işte arkadaşlar hani 4 ortalama kasmak o kadar kolay değil. Hani gerçekten 4 ortalama kasan insanlar biliyorum. 4 ortalama kasmayı da geçtim. Hani çok çaba sarf etmesine rağmen 3.75'te ortalaması kalan arkadaşlarım da var yani. O yüzden söyleyebilirim ki çok çaba sarf etmek sizi çok yüksek ortalamaya çıkartacak gibi bir şey yok. Gerçekten o konuda çok şansa da bağlı olabiliyor yani. Ben özellikle de söyleyeyim. Kimyada çok böyle çalışmamıştım ben bu dönem. Ve geçen dönem daha fazla çalışmıştım sanırım. Geçen dönem BB verdim bu arada. Hani o kadar çalışmama rağmen BB verdim. Ve çok sinirlenmiştim bu konuda. Hani gerçekten kendime hani AA verebilecek durumum vardı yani. Çok sinirliydim o konuda. Bu dönem o kadar takmadım ki hani. Çalıştım yine, çok fazla çalıştım falan. Ama artık hani final akşamında ben arkadaşımla oturmuşuz, 5 saat dedikodu falan yapmışız. 2 saatlik uykuylayım, finale gittim falan. Ortalama 70 falan geldi. Ben 80 aldım mesela o ortalamadan. Ve CC ile verdim kimyayı. Hani ileride yükseltmeyi alabiliyorsam alırım yani mesela. Yani olay şundan ibaret. Hani çok fazla çalışmakla da çok bir şey başaracağınız gibi bir durum yok. Aynı YKS'de olduğu gibi. Yani doğru düzgün ve disiplinli çalışırsanız evet de oluyor. Mesela bazı derslerde bu geçerli de olmayabiliyor. Hani bazen tamamen hocanın inisiyatifine de bağlı kalabiliyorsunuz. O yüzden de bu anlamda zor bir okul ve eğitimsel anlamda sizi bayağı zorlayacak bir okul. Yani evet çok güzel bir okul, ortamı çok güzel ve gerçekten sizi çok geliştirebilecek bir ortamı var. Ama bunun yanında da hani gülü seven dikenine katlanması gerekiyor. Ve genelde çok fazla haksızlığa uğradığınız da olacak bu arada. Hocalar tarafından olacak bu ya da çevresel anlamda olacak. Özellikle rektörle zaten savaş halinde olan bir okuluz biz. Hani bununla biliniyoruz bir nevi. O yüzden de sürekli aslında ODTÜ'de bir nevi okumayacaksınız. ODTÜ'de savaşacaksınız. Sizi mental anlamda çok yoracak bir okul. O yüzden de lütfen hani işte ben YKS'yi bitirdim. İşte ODTÜ'ye gideceğim. İşte üniversitede salacağım. Bunu düşünüyorsanız lütfen ODTÜ'ye gelmeyin. Hani çünkü çok pişman olursunuz bu anlamda. Hani evet ilk bir sene hazırlıkta belki bir tık daha bu anlamda rahat olacaksınız. Ama geri kalan 4 sene böyle olmayacak. Gerçekten hani rahat bir üniversite hayatı geçirmek istiyorsanız eğitimsel anlamda ODTÜ'yü kesinlikle yazmayın. Bu kadar yani. Buraya gelirseniz çünkü ya ben niye geldim buraya işte bu kadar çalışacaksam hayatım kalacaksam ben niye geldim filan tarzında hani bundan gerçekten pişman olacaksanız ODTÜ'ye gelmenizi istemem. Yani sizin için söylüyorum bunu. Benim ikinci dönem beyazlarım çıktı. Hani ben beyaz koparmaktan artık aynaya bakamaz oldum falan böyle zaten. Bir şey yiyemiyorum, bir şey yapamıyorum falan. Uykusuzluktan geberiyorum falan. Yine bir şekilde hallettik falan ama yani hak ettiğim şeyi aldım mı? Alamadım mesela yani yine de. Ama yine de hallettim mi? Hallettim yani bu ilk sınıfı. O yüzden de yani gittikçe daha da zorlaşacak. İşin içine staj girecek, bir sürü şey olacak falan. Rahat bir üniversite hayatı istiyorsanız dediğim gibi ODTÜ'ye gelmeniz sizin için çok kötü olur yani. Bunu dürüst anlamda söylemem gerekiyor açıkçası. Evet, sosyal anlamda topluluklar çok geniş ve bu anlamda kendinize çok fazla şey katabileceğiniz bir sürü topluluk var. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Topluluklarda özellikle de ya hep ya hiç tarzında bir şey var. Benim gördüğüm bir şey bu yani. Bu benim yorumum. Toplulukta aktif olmaya başladığınızda bir süre sonra insanlar bazen sizden çok fazla medet umuyor. Bende olmadı bu durum bu arada. İki topluluğumda da olmadı yani. Şöyle bir şey var. Hani bir süre sonra artık insanların özellikle toplulukta uğraşanları çok görüyorum. Hayatlarını bile bazen
o anlamda es geçebiliyorlar ve topluluğa çok fazla vakit ayırabiliyorlar. O yüzden bunun dengesini de kurmak gerekiyor bir nevi. Kampüste kalmak her ne kadar iyi olsa da yurt ortamı özellikle de hani yine hakkınızı savunmanızın gerekeceği çok fazla olayda yaşayabiliyorsunuz. ODTÜ böyle bir yer arkadaşlar. Yani ODTÜ çok güllük gülistanlık bir üniversite gibi gözükse de hem eğitimsel anlamda hem de diğer anlamlarda yani çok fazla mücadele edeceğiniz bir okul aslında. Hakkınızın öyle çok yendiği zaman çok olacak. Hani ODTÜ'de hakkınızı savunabileceğiniz bir ortam var. Ama bu demek değil ki yani saçma salak olaylar yaşayıp hakkınız yenmeyecek yani. Böyle bir durum da yok maalesef. Yani ben böyle durup ya ben ODTÜ'de bunu yaşayacağımı düşünmedim dediğim çok fazla olay yaşadım. Ve bu alanda da çok sinirlendiğimiz de oldu bizim. Hani bu şekilde yine sesimizi duyurmaya çalışıyoruz bir yandan ama insan bir süre sonra yeter diyor. Hani bir duralım, bir duralım hani birazcık insan falan dediğinizde olacak yani. O yüzden de hani şunu demeye çalışıyorum. Çok güzel bir hayaliniz olabilir ODTÜ ama bunun diğer taraflarını da göstermek istiyorum. Çünkü hayal kırıklığı yaşadığınızda özellikle de ben hayal kırıklığı yaşadığımda kimse benim elimden tutmamıştı. Yani kimse tutmamıştı benim elimden. Kendim bir şekilde başa çıkmak zorunda kaldım. O yüzden benim yaşadığımı siz yaşamayın. Gerçekten yani. Ya bu da olmaz ya dediğinizde olan bir okul. O yüzden lütfen ne manifestlediğinize ve ne dediğinize de dikkat edin. Sosyal medya anlamında da özellikle öğretmenleri ben bunu ilk gördüğümde çok şaşırdım. Bu arada hiç beklemiyordum yani. Ve özellikle yurtlar tarafından da bu tarz videolar çok takip ediliyor. Yani siz bu konuda içerik çekecekseniz de özellikle dezavantajlardan birisi bu arada. Gözler sizin üzerinizde oluyor. Yani hem yönetim tarafından hem de bu anlamda hani ne söylenmiş. Hocalar izliyor bu arada. Hani önceden bir tane bu anlamda bir story atmıştım falan ve birisi de şey demiş ya senin hocan niye videonu izlesin falan demişti. Benim ODTÜ günlüklerimden takip ediyorsanız ilk dönemde bununla ilgili yaşadığım çok ilginç ve komik ve çok da trajikomik bir olay vardı. Sonu iyi bitti onun. İsterseniz takip edebilirsiniz oradan ne demek istediğimi. Onun dışında rektörümüze değmiyorum. Yani bu konuda bir şey anlatmama gerek yok. Bence bilen biliyor yani. Yani burada anlatsam video 2 saat falan olacak. O yüzden anlatmak istemiyorum ve gerçekten ona değeceğini de düşünmüyorum neyse. Ulaşım anlamında özellikle ringler gerçekten çok az ve varla yok arası bir şeyler gerçekten. Yani biz daha çok otostop tercih ediyoruz ama o da şansımıza denk geliyor. Ulaşım anlamında hani çok büyük üniversite işte ben ringe atlarım dersime giderim tın tın olmuyor. Hani olmuyor onu da söyleyeyim yani ringler çok az bu anlamda. Sanırım benim anlatacağım şeyler bu kadar. Hem avantajlarla hem dezavantajlarla böyle şeffaf bir video yapmaya çalıştım. Evet bu video bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu konular hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Bunun dışında başka sorularınız varsa da sizi bekliyorum. Yorumlar kısmında buluşalım. Ve evet sanırım bu kadar. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.